Sanıyorum mesleğimin en zorlayan tarafı ilk olmaktı. Çünkü 90'larda özel televizyonculuk Türkiye'de yeniydi. Görev tanımları yeni yapılıyordu. İlk olduğumuz için ilk sunuculuk dersleri, doğru öğretmenleri bulmak, doğru mecralarda olmak, kendini doğru konumlamak, doğru ifade edebilmek, kar küremek gibiydi. Sonra arkamızdan gelenler bence daha rahat ettiler. İlk olmanın zorluklarını yaşadım. Her şey çok yeniydi, her şey ilkti. Bunu söyleyebilirim. Düzenli spor yapmak hem iş hayatımı hem de özel hayatımı olumlu etkiliyor. Bir kere sağlık özelinde almak lazım. Sadece estetik değil, sağlıklı yaşlanmak istiyorum, sağlıklı yaş almak istiyorum. Çocuğuma doğru örnek olmak istiyorum. Beni izleyen genç kızlara doğru örnek olmak istiyorum. Zaten küçükken de işte paten kayardım, tenis oynardım, lisanslı yelkenci ve lisanslı basketbolcuydum. Spor hayatımızın içinde her zaman vardı. Dolayısıyla spor bana keyif verdi. Yani yapayım da bir amaca ulaşayım değil, yaparken keyif aldım. Her zaman yaparken çok mutlu oldum. Ve ölene kadar da spor hayatımda olacak. Tabii bunu üçle sınırlandırmak benim için zor. İyi bir haberci olmak bir kere soru sormayı, sorgulamayı ve iyi dinlemeyi gerektirir. Eğer iyi dinleyebiliyorsanız, empati yeteneğiniz varsa, karşınızdakinin hikayesinin içerisine girebiliyorsanız, kendinizi özdeşleştirebiliyorsanız, onunla ilgili doğru soruları da çıkarabiliyorsunuz. Biz doğru soruları sorabilmeliyiz ki izleyici de bütün 360 derece açısıyla tatmin olabilsin. Çalışmak, gündemi iyi takip etmek, hem dünyanın nabzını hem Türkiye'nin nabzını güzel tutabilmek, bunları söyleyebilirim. Sahada olmak, stüdyoda olmak da tabii çok kıymetli bir şey ama tabii ki sahada olmanın tadı, tatmini her zaman başkadır, daha yorucudur. Fakat daha içindesinizdir, daha hissedersiniz iliklerinize kadar. Stüdyoda olmak da daha büyük ölçekte görmek, bütün verileri toparlamak ve daha tepeden bakmaktır ama sahada olmanın keyfi bence başkadır. Getirsin de zaten bence getirsin. Şöyle ki dezenformasyon olmadan doğru haber kanallarına ulaşabilelim. Tek elde toplanmasın, manipüle edilmesin, tarafsız olsun habercilik, objektif olsun. Bütün bu nüveleri içinde barındırabilsin. Bunun içinde ne kadar çok kaynaktan doğru şekilde beslenebilirse o kadar iyi olur. Bizim zamanımızda işte kasetlerin olduğu, fakslarla iletişimi kurulduğu dönemden bu döneme geldik. Bilgiye ulaşmak çok daha kolay oldu. Bu çok büyük bir devrim. Bunun tadını çıkarmak lazım. Ta ki bilgiyi toksiklemeden, deforme etmeden doğru verene kadar. Burada da doğru bilgiye ulaşmak çok kıymetli bir şey oldu. Mesele doğru bilgiye ulaşmak. Haberci olmasaydım sanatçı olmak isterdim sanıyorum. Resmi çok sevdim hep. Çok iyi bir ressam olmak isterdim. Resim hala hazırda yapıyorum ama tabii hobi olarak sanatçı olmak isterdim.